Laplace dönüşümlerinde yani bu dönüşümlerin ve terslerinin neye eşit olduklarını bulmak için ifadeler arasındaki benzerliklerden faydalandık. Tüm bunlar tabii ki de mekanik bir şey olmamalı. Zaten bu videoları yapıp Size aralarındaki benzerlikleri de bu yüzden göstermek istedim. Kafamızın karışmasını engellemek için şu ana kadar öğrendiklerimizin üzerinden bence kısaca bir geçelim. Önceki videolarda bir yandan da not edeyim, FT'nin Laplace dönüşümünün evet büyük FCye eşit olduğunu görmüştük. Bundan önceki videoda ise elimizde bir birim adım fonksiyonu olduğunda ve bu fonksiyonun Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmak istediğimizde birim adım fonksiyonu bir c değerinde bir değerini alıyordu. Bunu ötelenmiş bir fonksiyon olan ft eksi c ile çarptığımızda, evet bundan önceki videoda bunun Laplace dönüşümünün e üzeri eksi c çarpı bu fonksiyonun Laplace dönüşümüne eşit olduğunu görmüştük. Bunun Laplace dönüşümü için büyük f yazıyorum. Bunu daha önce öğrendiğimiz diğer Laplace dönüşümü özellikleriyle karıştırmamalısınız. Bundan 3 ya da 4 video önceki, sanırım geçen sene yaptığım bir videodan bahsediyorum. Bu özelliğe göre e üzeri at çarpı ft'nin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu söylemeden bu ikisi arasındaki farkı iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Burada ft'yi öteledik ve alışık olduğumuz bir büyük fs elde ettik. Ama burada yani bunu e üzeri at ile çarptığımızda dönüşümün kendisini ötelemiş olduk. Zaten bu yüzden de burada büyük fs a elde etmiştik. Buradaki özellikler ya da kuralları her nasıl adlandırmak isterseniz karıştırmak gerçekten de çok zor bir şey olmasa gerek. Bu yüzden de bunların hangisini uygulamamız gerektiğine karar vereceğimiz birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Ama isterseniz önce diğer öğrendiklerimizi de not edelim. Mesela 1'in, Laplace dönüşümünün 1 bölü S olduğunu öğrenmiştik öyle değil mi? Ve bu anlaşılması ve ispatlanması oldukça kolay olan bir dönüşümdü. Bundan sonra T üzeri N'in Laplace dönüşümünün buradaki N'nin pozitif bir tam sayı olduğunu da hemen ekleyeyim. Bu N faktöryel bölü S üzeri N artı 1'e eşit Evet, trigonometrik fonksiyonları da ele almıştık. Farklı bir renk kullanayım, buradan devam edeyim. Sinüs AT'nin Laplace dönüşümü A bölü S kare artı A kareye eşitti. Ve kosinüs AT'nin Laplace dönüşümü ise, evet bu da S bölü S kare artı A kareye eşitti. Buraya not ettiklerimi kullanarak daha neler ispatlayabileceğimizi bilseniz İnanın şaşırırdınız. Bundan sonraki videolarda daha fazlasını göreceğiz ama sadece buradakilerle bile bir sürü Laplace dönüşümü ve ters Laplace dönüşümü yapabiliriz. Hadi bakalım. Size bir Laplace dönüşümü verdiğimi düşünün. Bu arada bu işin zor kısmıydı. Laplace dönüşümü ve tersini almayı biliyorsanız diferansiyel denklem çözmeyi de biliyor olduğunuzu varsayıyorum. İşin zor kısmı Laplace dönüşümünü ve tersini almaktır. Elimizde bir fonksiyonun, bunu da büyük fs olarak adlandırayım, Laplace dönüşümü olduğunu düşünelim. 3 faktöriyel bölü S eksi 2 üzeri 4. Evet, buna eşit olsun. Bunun buradakilerden hangisine benzediğini değerlendirecek olur isek, burada pi faktöryelli, paydada ise üstel ifadelerin olduğu bir dönüşüm var. O halde bu bir şekilde bununla alakalı olmalı, öyle değil mi? Bir bakalım, 3 faktöriyel ve kuvveti 4 olan bir ifadede n 3 olmalı. Mesela t üzeri 3'ün Laplace dönüşümünü alırsak, buradaki özelliği kullanarak bunun 3 faktöriyel bölü s üzeri 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bununla bu birbirinin aynısı değil. Bu arada tüm bunları size bir şeyler öğretebilmek için yapıyorum ama ben bunları ilk kez gördüğümde özellikle de sınavdaysam hata yapıp da her şeyi berbat etmemek ve yaptığım şeyin ne olduğundan emin olmak için her şeyi baştan gene böyle tek tek yapardım her neyse Bununla bunun arasında bir bağlantı var. Bu açık. İsterseniz aralarındaki farkı bulmaya çalışalım. Buradaki ifade ile ters Laplace dönüşümünü almaya çalıştığımız ifade arasındaki fark nedir? S'yi ötelemişiz. Buna eğer büyük F(s) dersek bu ifade ne olur? Büyük F s eksi 2 olur öyle değil mi? O halde bu nedir? Bakın burada ötelenmiş bir s var ve buradaki a bu örnek için 2'ye eşit. O halde bu e üzeri at çarpı ft'ye eşit olmalı. Hemen not edeyim bu e üzeri a neydi? Ne kadar ötelediğimizi veren değişken arada eksi var. O halde a pozitif olmalı. Evet e üzeri 2t çarpı fonksiyonun kendisi. Ve eğer bu büyük fs ise ft neye eşit olur? Az önce de düşündüğümüz gibi t üzeri üzeri 3'e. Bunun Laplace dönüşümü buna eşittir. İsterseniz 3 faktöriyel bölü s eksi 2 üzeri 4'ün ters Laplace dönüşümü evet e üzeri 2t çarpı t üzeri 3'e eşittir diyebiliriz. Bu noktada eğer kafanız karıştıysa buradan hareket edebiliriz. Demek istediğim diğer tarafa doğru ilerlersek yani eğer bunun Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmak istiyor isek t üzeri 3'ün Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmak kolay, öyle değil mi? Hemen yazıyorum t üzeri 3'ün laplas dönüşümü. Ekranı biraz yukarıya kaydırayım. Evet buraya yazacağım. Tamam. e üzeri 2t çarpı t üzeri 3'ün laplas dönüşümünü almak istediğimi varsayıyoruz. e üzeri 2t'nin bir şeyleri ötelediğini biliyoruz ve eğer t üzeri 3'ün evet laplas dönüşümünü bulabilirsek ki bu son derece kolay. 3 faktöryel bölü s üzeri 4. E üzeri 2t çarpı t üzeri 3'ün naplas dönüşümü bunun ötelenmiş bir versiyonuna. Buna büyük fs adını vereyim. Evet eğer bu büyük fs ise bu da büyük fs eksi 2'ye eşittir. Peki büyük fs eksi 2 neye eşit? 3 faktöriyel bölü s eksi 2 üzeri Darts. Bunu da dedikten sonra Laplace dönüşümü sorularının en zor kısmının ötelemelerin, benzerliklerin, a'ların, c'lerin ne eşit olduğunu bulmak ve hata yapmamak olduğunu daha iyi anladığınızı düşünüyorum ve bunun için de bir sürü alıştırma yapmak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olacaktır. Bu yüzden de her şeyin yerli yerine oturduğundan emin olmak adına alıştırmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Haydi şimdi bir de şunu deneyelim biraz daha zor bir şey seçmek istiyorum. Şimdi bize bir fonksiyonun Laplace dönüşümünün 2 çarpı s eksi 1 çarpı e üzeri eksi 2 s bölü s kare eksi 2 s artı 2'ye eşit olduğunu verdiklerini düşünelim. Evet göze çok korkutucu geliyor gerçekten. Bir e var, öteleme var, payda da bir polinom. Peki ne yapacağız şimdi? Ben payda da buna benzer bir polinom gördüğümde polinomu çarpanlarına ayırmaya çalışırım. Ve bu durumlarda çarpanlarına ayırma işlemleri de pek zor olmaz. Yani örneğin bir sınavda böyle bir şeyle karşılaştığınızda ifadenin çarpanları genellikle tam sayılar içeren ifadeler olurlar. Çarpımları 2 toplamları eksi 2 olan pozitif 2 sayı arıyoruz. Ah, pardon bu durumda ikisi negatif de olabilir. 1 ve 2 olmaz. Hmm, bu pek de kolay olmadı. Evet. Çarpanlarını ayıramadığımız zaman bunu bir tam kare yaparak kosinüs ya da sinüs için bulduğumuz özellikleri kullanmayı deneyebilirsiniz. Peki bunu tam kare yapmak için ne yapabiliriz? Bir bakalım. Burayı s kare, evet, eksi 2 s olarak yazıyorum. Biraz boşluk bırakıp artı 2'yi de ekliyorum. Bu arada eğer tam kare yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorsanız, bununla ilgili videolarımız da var, onları izlemenizi öneririm. Kareyi tamamlamak için, evet, bunu tamamlayacağım. Demek istediğim kendisiyle topladığımda eksi 2 elde edeceğim sayı hangisidir? Eksi 1, öyle değil mi? Eksi 1'in karesi de... Artı 1'dir. Şimdi buraya artı 1'i öylesine yazamam. Demek istediğim ifadenin değerinin değişmemesi için 1'de bir 1 bir çıkarmam lazım. Onu da yazıyorum. Eksi 1. 1 ekledim ve 1 çıkardım. Yani ifadenin değerini değiştirmedim ama ifadeyi bu şekilde yazdığımda buranın s eksi 1'in tam karesi olduğunu biliyorum. Bu ise 2 eksi 1'den 1 bir eder ve ifadeyi 2 çarpı s eksi 1 çarpı e üzeri eksi 2 s bölü s eksi 1'in karesi artı 1 olarak yazabilirim. Artık ilginç şeyler olacağını siz de hissediyorsunuz değil mi? İsterseniz bazı Laplace dönüşümlerini test ederek bunu daha iyi anlamaya çalışabiliriz. Kosinüs t'nin Laplace dönüşümünün bunun s bölü s kare artı 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve bu da bir bakıma buna biraz benziyor. Yani eğer bu s, bu da s kare artı 1 olsaydı, evet öyle olacaktı. Peki, buna büyük fs dersek bu neye eşit olur? Bunu biraz görmezden gelelim. Bundan önceki videoda e üzeri 1 t çarpı kosinüs t'nin laplas dönüşümünün neye eşit olduğunu görmüştük. Bu laplas dönüşümünü bir birim öteliyordu öyle değil mi? Bir birim sağ. s gördüğümüz yere s eksi 1 yazarsak, s eksi 1 bölü s eksi 1'in karesi artı 1'e eşit olur. Evet, yaklaşıyoruz. Bu kısmı bulduk. Bundan iki önceki videoda da ya da bundan öncekinde tam olarak hatırlamıyorum. Birim adım t fonksiyonunun c birim ötelenmiş bir ft ile çarpımının laplas dönüşümünün e üzeri eksi cs çarpı fs'ye eşit olduğunu görmüştük. Evet bu gerçekten de kafa karıştırıcı bir şey. Onun için çok ama çok dikkatli olmak lazım. Şimdilik bunları görmezden gelelim. Buna fs adını verdiğimi biliyorum ama biraz geri saracağım ve fs'yi yeniden tanımlayacağım. Evet bunu bir saniyeliğine görmezden gelelim. Yeni ft buna eşit olsun yazıyorum. ft eşittir e üzeri t çarpı kosinüs t. Bunun laplas dönüşümünü aldığımızda fs'nin s'nin s eksi 1 bölü s eksi 1'in karesi artı 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu arada f bu şekilde, f de bu şekilde tanımlamak dışında herhangi bir şey yapmadım. Anlaştık mı? Burada bir tane 2 var ve 2'nin ölçeklendirme katsayısı olduğunu düşünürsek şimdilik görmezden gelebiliriz ve bu ifadeyi de e, bakın bu eğer fs ise bu da 2 çarpı fs çarpı e üzeri eksi 2 s'ye eşit olur. Sıralarını değiştirip baştan yazalım. 2 çarpı e üzeri eksi 2 s çarpı F, S. Bakın bu yazdığım aynen buna benziyor öyle değil mi? 2, C'ye eşit ve bu da bunun ters Laplace dönüşümünün e, 2'yi görmezden geleceğim ya da vazgeçtim. İfadenin tamamının ters Laplace dönüşümünü alırsam 2'nin ölçeklendirme katsayısı olduğunu söylemiştim. Bu şekilde yazıyorum. Çarpı birim adım fonksiyonu. C neydi? 2 u alt indis 2 yani fonksiyon 2'ye kadar 0'a eşit çarpı t ya da u alt indis 2t demem daha doğru olur. t 2'ye eşit olduktan sonra da 1'e eşit olacak. Çarpı evet fonksiyonun 2 birim ötelenmiş versiyonu yani ft eksi 2. Ters Laplace dönüşümü buna eşit. Peki fonksiyon neydi? Ee, bu değil mi? Bunun ters Laplace dönüşümünü alırsam bunu elde ederim ve ft' de e üzeri t çarpı kosinüs t'ye eşittir. Şimdi de sonucu yazacağım. Bunun yani 2 çarpı s eksi 1 çarpı e üzeri eksi 2 s bölü s kare eksi 2S 2 s artı 2'nin ters laplas dönüşümünün buna eşit olduğunu bulduk ft yerine de bunu yazmamız lazım. 2 çarpı 2'de başlayan yani 2'den sonra 0'dan farklı bir değer alan birim adım fonksiyonu t çarpı ft eksi 2 ve ft eksi 2'yi de t'nin yerine t eksi 2 yazarak elde edeceğiz. Farklı bir renkle yazayım görülmesi daha kolay olsun. e üzeri t eksi 2 kosinüs t eksi 2. Bunu dedikten sonra tüm bunları adım adım yapmamın sebebinin size neyin nereden geldiğini göstermeye çalışmam olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz çünkü adım adım ilerlememin sebebi kafamın karışmasına izin vermemek. Demek istediğim bu tarz soruları çözerken siz de adım adım ilerleyin ki kafanız karışmasın. İsterseniz gelin üzerinden bir kere daha geçelim. Bunun gerçekten de iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Yazdığım anda bu kadar iyi olabileceği aklımın ucundan bile geçmemiştim. Peki Çözerken öncelikle ifadenin paydasını çalışılması kolay bir hale getirmeye çalıştık. Bunu tam kareye tamamladık ve Laplace dönüşümünü bir daha yazdık. Bundan sonra da daha önce gördüğümüz özellikleri kullanmaya çalıştık. Demek istediğim elde ettiğimiz ifadenin bu özelliklerden hangisine benzediğini bulmaya çalıştık. Kosinüs t'nin Laplace dönüşümünün s bölü s kare artı 1 olduğunu düşündük ama burada s kare artı 1 değil s eksi 1'in karesi artı 1 vardı. O halde orijinal zaman tanım kümeli fonksiyonu e üzeri 1t ile çarpıyor olmalıyız diye düşündük. Bunu yapınca bu adıma geldik. e üzeri t kosinüs t'nin Laplace dönüşümünün s eksi 1 bölü s eksi 1'in karesi artı 1 olacağını yazdık. Sonra da işin içine bir de e üzeri eksi 2 s'yi kattık. Neden diyecek olursanız, Laplace dönüşümünde e üzeri eksi 2 s olduğunda ters Laplace dönüşümünü aldığımızda birim adım fonksiyonu ile fonksiyonun ötelenmiş versiyonunun çarpımını elde ettiğimizi biliyoruz. Bunun için de çok dikkatli olmak istedim. Bunlara ek olarak bir de bu 2 vardı ve onu da herhangi bir anda ele alabilirdim ama bu bir ölçeklendirme katsayısından başka bir şey değildi. Bir fonksiyon, fonksiyonun Laplace dönüşümünün iki katına eşittir diye düşünebiliriz. Başka bir deyişle bu tarz sabitler aslında kolaydır ve onları istediğiniz anda ele alabilirsiniz. Sonra ft'yi buna, fs'yi de buna eşitledik Ve eğer fs buna eşitse bunu bir de e üzeri eksi 2 s ile çarpıyorsak yaptığımız şey aslında bu özelliği kullanmaktır dedik. Bu durumda sorunun cevabı da birim adım fonksiyonu 2'yi de önüne yazdık. 2 çarpı birim adım fonksiyonu çarpı ft'nin c kadar ötelenmiş versiyonu oldu. ft buydu. C kadar yani 2 birim ötelediğimizde de bunu elde ettik. Bu noktada ters Laplace dönüşümü söz konusu olduğunda bunun görebileceğiniz en zor sorulardan biri olduğunu da eklemek istiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur.